Sizler için yine düştük yollara. Kalplere dokunmak ve büyüklerimizin yüreğindeki saklı sözleri ortaya çıkarmak için Yozgat Alparslan Türkeş Huzur Evi'nde. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ben Yozgat'ın Alemdar köyündenim. İsmim Hasan Yıldırım. Üç oğlum, bir kızım var. Bir tane torunum var. Onun için şimdi evlatlarım yanımda yok. Ben de onların yanında yoğum yani, daha doğrusu. Onun için ben evlatlarımla pek içli dışlı değilim. Kırgınsın. Kırgınım, çok kırgınım. Çok kırgınım. Onun memurluk zamanımda ne hallerle okuttuğumu ancak ben bilirim. O zamanları maddi durumum çok zayıf. Memurun zaten aldığı belli. Üç oğlan bir kız okuyor. Balıkesir'de okurken devlet memuru olarak şeye gittim. Vali Bey'in yanına çıktım. Paşam dedim, ben üç oğlan bir kız oku diyorum. Benim maddi durumum belli. Bana mümkünse fakir fukara fonundan 100 lira para verin dedim. Reddetti vali bey. Sen memursun, alamazsın dedi. Olmadı, olmaz dedi. Ve ondan sonra gece bekçiliğine başladım. Gündüz memurluk yaptım, gece bekçilik yaptım. İnşaat bekçiliği. Böylelikle Allah'a şükür okuttum onları ama canları sağ olsun bana bir faydaları dokunmadı. Ben buraya 6 sene oldu geleli. İnanır mısın, 2 tane oğlum var. İkisi, birisi emniyet müdürü, birisi de öğretmen olan. Daha bir defa olsun telefon açıp da baba nasılsın, öldün mü, sağ mısın demediler, diyemezler. Demezlerdi yani. Zaten ben onları reddettim. Ama bir tanesiyle daha yeni barıştık. Bir tek onunla birazcık düzeldik işimiz. Çünkü hanımı öğretmiş şey olduğu için, doktor olduğu için hanımı aramızı buldu yani. Şimdi 2 tane gelinim var. İnanır mısınız? 3 tane oğlumdan çok üstün. Kızımdan da çok üstün. El kızı ama Allah razı olsun. Çok iyi. Memnunum onlardan. Memnunum. Gelinlerinden çok memnunum. Çünkü şöyle, çocuklar benimle çok iyiydi ve her zaman da görüşürdük. Hanım dedi ki bana, bir üçüncü katta bir dairemiz vardı. Bu daireyi satalım da dedi, asansörlü bir yer alalım dedi. Ama maalesef ben dedim satamam. Çünkü burayı satarsam üstüne koyacak param yok. Ben alamam asansörlü daireyi dedim. Alırdın almazdın derken benim işte Ordu'daki çocuğum, biraz tartıştık orada. Baba dedi, satacaksın burayı dedi. Annem ne diyorsa ne olacaksın. Şeyden, Ayvalık'tan veya Altınoluk'tan bir daire alacağız dedi. Üstüne koyun da siz alın dedim. Ben alacak durumum yok, param yok. Öyle deyince bana işte tokat vurdu, ben de ona vurdum. Ondan dolayı dargınlaştım onunla. Ötekileri zaten selam vermedi. Hanımın, daha hanım şimdi evimde oturuyor, benim kendi evimde. Tek kuruş katkısı yok. 35-40 lira aidat verirken tek kuruş katkısı yok, ben daire sahibi oldum. Şimdi mahkemedeyiz. Şimdi evin yarısı zaten onun oluyor, yarısı da benim. Çünkü aynı şeyde olduğumuz için, evlendikten sonra ev sahibi olduğumuz için. Onun için şimdi mahkemedeyiz. Evin yarısının parasını verin, sizin olsun diyorum.
Parasını vermezseniz niye vereyim ben size hakkımı, kendi hisseme düşeni? O yüzden bozuldu aramız. Onun için bana sırt çevirdiler. Ben onlara hakkımı helal etmiyorum da etmem de yani. Çok şükür, elhamdülillah, Allah'a çok şükürler ki hiç olmazsa devletimizin vermiş olduğu maaş bana kafi geliyor şimdi de. Sadaka veriyorum, 550 lira. Sadaka veriyorum, şey değil de hanıma veriyorum onu. 52 sene evliydik, ondan sonra beni dedi ki ben ev yüzünden şey yaptım, ben kızımın yanına görmeye gittim. Kızım dedi ki gel bu sene de burada Ramazan'ımızı tutalım dedi. Ben oraya gittim, arkam sıra haberim yok benim. Evden uzaklaştırma vermiş. Ondan sonra mahkemeye vermiş, avukat tutmuş. Aman dedim, ne alet olsun, bundan sonra ne onun yüzünü benim yüzüm görsün ne de o benim yüzümü görsün. Ben ayrılmak istiyorum dedim. En sonunda hakimlikte boşandık yani. Burası çok rahat, iyi, Allah'a şükür. Devletimizin sayesinde çok iyi. Hamdolsun, elhamdülillah. Kapımızın önünde bakkal olduğu halde bir gün olsun demedim ki evladım şuradan bakkaldan ekmeğimizi al da gel demedim. Kendim gittim, kendim yaptım, kendim şey ettim. Onlar üzülmesin, onlar rahat olsun, onlar şey yapmasın diye. Ama en sonunda bu başımıza geldi işte. Bağışlanma dileseler affeder misin? Hayır, etmem. Mümkün değil. Etmem efendim. Hiçbiri de demedi de demezler, telefonda yetmezler. İstemiyorum da daha doğrusu. Başka evlatlara tavsiye mi? Aman. Başka evlatlara işte ben ne diyeyim yani, başka evlatlar annesine babasına, annesi ne kadar yakınsa babası da o kadar yakın. Babasından annesinden şeyini çekmesinler yani, ilişkisini çekmesinler. Annem merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Seni bir tanıyalım. Ben Yozgatlıyım. Yenicehan Mahallesi'nin yerlisiyim. Yenicehan'dan oturuyorum, Yozgat'ın Yenicehan'sında. Dört çocuğum var. İkisi erkek, ikisi kız. Şundan büyüttüm, evet. Şundan. Şu beş benden beşi onlara hem analık yaptı, hem de babalık yaptı. Olsun, bugün hükümetimize bin şükür, çalışanlarımıza bin şükür. Şöyle tutuyorlar yavrum bizi. Çok rahatık. Onların yanında niye kalmadınız? Onların yanında düştüm, belim kırıldı. Evet. Düştüm, belim kırıldı. Hanımları çalışıyor. Evet. Ha orada yalnız kalmışım, ha evimde yalnız kalmışım, evimde iyiydim, rahatladım, düşüp de benim kırınca böyle oldu. Çocukluğumuzda dört kardeşiydik, büyüdük, ettik, herkes tarmandan kaldı. Ondan bir kardeşim, bir bacım kaldı çocuk kardeşlerimle. O zaman iyiydik, nasıl geldi, nasıl geçti hiç bilmedik. Evlenince yaşama nasılsa o zaman tattım. Adam öleli 3 sene oldu. Kaç yıl evli kaldın, hatırlıyor musun? Hiç ayrılmadık. 76 yaşındayım şimdi. Evet. 3 sene oldu öleli. Evet. Ne olduysa orayı çıkaramıyorum. Orayı çıkaramıyorum. O ölünce iyi kötü yine geldi, kendimi şiddettim. Tansiyonum yükselince başım düşünce bu hale girdim. Allah razı olsun devletimizden, çalışanlarımızdan. Buradaki kızlarımızdan işleri güzeli rast geldi. Bizi çok hoş tutuyorlar. Çok memnunum. Hastaneye götürüyor. Ağzım yara, konuşamıyorum. Sürekli ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Amcayı özlüyor musun?
özlenecek amcan değerliydi yavrum. Özlen, ona da ben baktım. Yozgat'ın yerlisi kamyon Ömer dedim, herkes bilir. Herkes bilir. Özleyecek bir amcan değerliydi. Her yere el işi yaptım. Almanyalara ceketti yavrum. Neler yapıyordun? Mas örtüsü, oda takımı, yatak örtüsü, hepsini yapardım. Buraya gelince müdürüm bildi, 5 seneliği, 6 sene emekli edecektiler. Yok yavrum, param yok dedim. Aklıma gelmedi ki, birinden alayım, yatayım da alınca da ona vereyim, aklıma gelmedi yavrum. Çocukların da mı aklına gelmedi? Hiç gelmedi. Onlardan ümidim yok. Kutluğum yeni girdiyse, ona da bir şey diyemedim. Küçüğüm çok insaflı. İşi gücü rast gelsin. Torun var mı? Var. Kaç tane? 2 birinin var. 2 birinin var. 3 birinin var. 7 tane. 7 tane. 2 destanımız da var. 8. Evet. Arayıp sorarlar mı? İstanbul'daki kızına buradaki oğlan çok arar. Ötekiler hiç aramazlar. Onlar da büyüttünler yavrum. Allah'ın izniyle çalışsınlar. Son demin benim gibi buralara düşsünler. Güzel bir deneyim Allah'ta. Çok kırgınsın. Neden? Çok kırgınım. Bir kapımı açıp da hanımlarının yüzünde ne yapıyorsun anne diyemediler. Beni Yozgat hep tanır. Çuncağızdan tut küpeyi yönetir. Ben yolda giderken inanırsan önümü geçmezlerdi. El işiyle kimseye muhtaç olmadım. Çatır çatır yardım da alırdı, var ihtiyaç etmez. Ama Allah beni hiç borç koymadı. Her daim yapardım. Param da çoğudur. O yavrularımı yetiştirdim. Evlerini aldım, bahçelerini aldım. Evlendirdim, yerlerine teslim ettim. Evet. Çok şükür. Çocukların yanlarında olmak ister miydin çocuğum? Ben onlara kimseye muhtaç etmezdim. Kimseye şöyle yırtık ayakkabı giydirmedim. Hiç kırışık pantol giydirmedim ben onları okula salarken. Kimseden ayırt etmedim. Onlar beni ayırt ettiler. Ben başka bir şey diyemem. Her şeyimiz bol bol. Her şeyimiz, her gün temizliğimiz, şeyimiz, üstümüz, başımız, banyomuz, her şeyleri dört dörtlük yavrum. O kadar teklif ettiler, götürekten oraya koyak yalanıp durma deyince kabul etmedim. Böyle olunca mecbur kaldım. Ama memnunum. Çok memnunum. Allah razı olsun. İsim soyad Züleyha Akı. Şimdi bende bir hafıza kaybı oldu, düşündük. İnan şimdi konuşuyorum, ediyorum, ileri vardım, kızmadın, ne et bana şimdi şey yap diyorum. Ben sana kurban olayım yavrum. Kurban olduğum, kurban olduğum el ayağı düşürmeden alsın, kapısından başka kapı arattırmasın. Çok memnun ol yavrum. İşleri güçleri rast gelsin. Çok memnun ol. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Canımız, herkese bol 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 selam söylüyorum. Herkese bol bol selam söylüyorum. Herkes annesini, babasını alt etmesinler, ellerinde tutsun. Tek istediğim bu. Ana baba bulunmaz. Evet. Ana baba bulunmaz. Rabbim sizin de işiniz, gücünüz rast gelsin. Rabbime emanet olun. Amacınız neyse Rabbim hanım ağlayın. Merhaba teyze, nasılsın, iyi misin? Sağ ol, Allah razı olsun, iyiyim, Allah'a çok şükür, hamdolsun. Seni bir tanıyalım. Bir rahatım Allah'a şükür yavrum, bir rahatım. İyi ilgileniyorlar. Şimdi ne diyeceğim, kaftayı iftira atmaya kulağı asma. İşte çocuğum olmadı, everdim, getirdim. Ondan sonra çoluk çocuk olunca beni kapıya attılar. Gelen karıyla beraber olduk hocam, ikildi hocam. 15 sene oturdum babamın orada. Yeni camide ev vardı babamın, analık komadı. İşte ilk evliyim, çocuğum olmadı. 15 sene olmadı, gittik geldik, ona olur dediler. Ona düştüm, everdim, getirdim. 5 tane çocuğu oldu. Onlar hep büyüttüm, ettim, birini gelin ettik. Ondan sonra da kapı dışarı ettiler beni. Dillik vermediler karı koca.
Ondan sonra geldim analığım oraya. Bir şey de analık kumadı. Dedane teyze sen kocana kuma mı getirdiniz? Elimle getirdim. Elimle verdim. Neden? Getirdim. Ta Kuzaklı'nın Karasenir köyünden getirdim ta. Niye getirdin? Neden? Ne yapayım çocuğu doktorun olur dedi. Ben de gittim verdim. Onu düştüm getirdim. Ben böyle edecekler nereden bileyim? Evlatlık alsaydınız? Almadı, ona da razı gelmedi ya. Ona doktor olur deyince o almadı. Peki Ferdan, kimin fikriydi Ferdan'ın teyze? Vallahi kocamın fikriydi. Everirsen everim dedi, vermezsen daha kapı dışarı dedi bana. Ama o bir türlü de dışarı attı. İşte gelen karıyla bir oldular attı çoluk çocuk olunca. Kaç çocuğu olduktan sonra dışarı attı? Beş tane çocuk oldu. Sen mi büyüttün o çocuğu? Ya bunların hepsini ben büyüttüm. Anlat biraz o yaşadıklarını. Valla işte yaşadıklarım zorlu çile çektim yani. Bunu görmedim. Ya 7 senede öyle oturdum yengecamda babam orada. Analık olmadı. Emmimin kızı vardı onun içinde yattın öldü. Ona, onun kayınbabasının evi vardı. Oradan çıkarttı kiracıya kızım gelecek diye. Beni oturtturdu. 7 senede öyle oturdum. Ondan sonra bu adama vardım işte. 15 senede bu Ervin karnı çektim. Ondan sonra yatağa düştü. 1 senede onu temizledim affedersin bizim ayağın altına. Ondan sonra da adam ölünce çoluğu çocuğu dirilik vermedi bana. Ya 6 tane çocuğu vardı adamın. Sen bu çocuklara emek verdin mi? Bak. Bunlara vermedim yok, onlar hep evli baklıydı. Yok, yeni doğduklarında. Ya bak onlar hep ben büyüttüm diyorum işte. Böyle şimdiki bir hazır bez neredeydi? Niye razı oldun Ferdane teyze? İşte şöyle, dedim ki varsın olsun, Fadime anamızdan büyük kişi değilim dedim, evelim de varsın ocağa kor olmasın dedim. Nereden bileyim bunların böyle diyeceğini? Ya? Çocuklar kaç yaşına gelince? Koca oldular, birini gelin ettik, ilkine kız olduydu, okuttuk, ettik. Gelin ettik onu, öbürler de hep yetişiyordu. Ondan sonra ne dediler sana? İşte dillik vermediler diyorum ya. Resmi nikahın yok muydu? Vardı, nikah ne olacak ki? Sana bakmadıktan sonra nikah ne olacak? Evet. Ya. Boşanmış mıydın? Boşandık. 15 sene oturdum. Hakkını helal ediyor musun? Adama ederim de çocuklarını etmem. Ama adam da sana şey yapmış, bayağı bir eziyet yapmış. Bu değil, bu yapmadın diyeceğim. Bunun içinde yattın, hiç yapmadı. Evet. İpteki kocam. Bu ikincisi. He. Bu ikincisi öldü, diğerleri. Ya. İkincisinin zaten çocukları vardı. Onlar hep evli vardı, yetişiyordu. Yetişkindi. Şimdi peki o birincisi ne yapıyor? Vallahi adam öldü işte, mezara gitti, biz de buraya aldık. Yok o üstüne evlenen. Üstüme evlenenin duruyor, çoluk çocuk evlendi gitti, karı koca kaldılar. Burada derler ki Gölcük'teler, Gölcük gitti. Evet. Burada derler. Çok üzüldün mü Ferdane teyze? Neyine üzüleceğim? Onlar benim canımı yaktı, ben üzülür müyüm onlara? Hayır yok, sana bu haksızlığı yaptıklarına çok... İşte üzülürüm, üzülmez olur mu? Ben neden mahvoldum böyle? Ya? Ben mafiden iptilki kocam oldu, bu adamdan ben ağırmadım, incimedim. Yattığı yerleri incitmedim, bak 15 sene baktım. Ya? Bunda çocuklar işte, dilik vermedi bana. Anladım. Adam ölür ölmez dillik vermediler. Bunlara da baktın, emeğin geçti. Bunlar gelirdi işte, seneden seneye şeye gelirlerdi tatile. Bir meyde yerler dökerler giderlerdi. Korup da gitmezlerdi ya. Evet, ya. Evet. Herkes kendi evladından hayır göremiyor ki. Elin çocuklarında ne hayır göreceğim? Çocuklukta nasıl, babaanne nasıl? Vallahi ben çocuklukta çok iyi yetiştim. Beni yetiştirenler nur içinde yattılar. Beni büyüdenler evlatlık almışlar, ben bilmem. Benim anam ölmüş, bir bacı bir kardeşidir. Ondan sonra bu İrecep'le beni evlatlık vermiş babam. Ama, orada büyüdüm ben. Ama onlar gelin etti, cihazımı, cemberim, her şeyimi yaptılar, gelin ettiyse bacısını oğluna verdiydi. Evet, çok iyi davrandılar. Yok, çok iyilerdi. Yattıkları yerin gitmesin. Allah Fadime anamıza, peygamberlerimize Allah komşu etsin onları. Amin inşallah. Ya onların yanında yetiştim. Ne gün gördüysem orada gördüm. Ama şeyden sonra evlendikten sonra işte mahvoldum. Kaçıncı yılında çocuk şey oldu Ferdane teyze? 15 sene, 20 sene öyle çocuksuz gezdik yani. Gezdiniz. Hemen ev vermedim. Evet. Onda yoğurdu, elinde olsaydı kalmazdı o zamana da. Fabrikada çalışıyordu, bir aylık alıyordu, ne olacak? Çoluk yok, çocuk yok.
Evet. Ya işte aylık da azalıyordu. Onun için şey demedi, aylık ipi olup da şey deyince evlenmeye başvurdu. Parayı bulunca? He. Öyle etti. Derdane teyze burada nasıl, mutlu musun? Vallahi mutluyum burada. Diyorum ya, bileydim böyle rahat olacağım daha evvel gelirdim buraya. Onların karnını hiç çekmezdim, onların ağzını giyinir. Evet. Ya. Allah razı olsun. Amin, amin, amin. Cümlemizden Allah iyilerle işitsin. Ahirette de, dünyada da. Evet. Ya. Gençlere bir mesajın var mı? Ne söylersin? Vallahi gençlere mesajım, çocuğu olmayan kocasını evlenmesin. Evlenirse de hemen daral çıksın. Daral boşansın. Karnını çekmesin elin karnını. Benim mahvoldum işte diyorum, bileydim o zaman çıkardım. Sen şey mi düşündün Ferdanet teyze? Kuma gelsin, çocuğu olunca... Ha, çocuklar işin... olsun dedim, beraber yaşayak dedim. Ben nereden bileyim bunun böyle edeceğini? Ya. Seni kandırdı. Kandırdı tabii, kandırdı. Ne oldu ya? Bak şimdi ben kendimi göremiyorum. Allah şifalar versin. Ya amin, cümlemize. Cümlemize versin şifa. Ağzına sağlık Ferdanet teyze. Sağ ol. Beğene sağlık. Sağ ol, sağ ol. Siz de sağ olun yavrum. Allah uzun uzun ömür versin hepinize de. Ben hepsinden memnunum. O Koreliler şeyden nereden de memnunum. Hepsinden. Zeliha Sezen, psikoloğum. 7 yıldır görev yapıyorum. Bir aydır huzurevinde çalışıyorum. Eskiden huzurevlerine bakış açısı toplumun genel olarak farklıydı. Hani atılmışlık, dışlanmışlık duygusu, çocukları tarafından terk edilmişlik duygusu çok fazla hakimdi. Ama şu anda çok bilinçli geliyorlar ve sıraya girenler bile var. Çok istekli geliyorlar. Çünkü devletin imkanları çok iyi, çok iyi bakılıyorlar, çok iyi şartlarda kalıyorlar. Bundan dolayı eski döneme göre, eski dönemdeki huzurevi algısına göre şu andaki algı çok daha pozitif. Mutlular. Yani tabii ki gelme öykülerine göre durum değişiyor. Şimdi ailesi tarafından, çocukları tarafından bakılmak istenmeyip buraya bırakılan demeyeyim. Ailesi tarafından terk edilip bakılmak istemeyen bu sebeple gelmiş yaşlılarımız tabii ki birazcık daha diğerlerine göre mutsuzlar, daha sıkıntılılar. Fakat işte ailesin, hani aile çocuklarının kendi çekirdek aile içerisindeki düzenlerini bozmamak adına burada ben daha rahat yaşarım. Hem onların düzenini bozmam, hem benim kendi düzenim daha rahat olur. Bu düşünceyle geliyorlar. Başka ailelerin huzurunu, düzenini bozmaktansa ne ben onlara yük olayım, ne de hani onlar bana sıkıntı çıkarsınlar diye düşünerek geliyorlar. Burada daha mutlu kalıyorlar. Zaten aile bağları devam ediyor. Aile bağları kopmuyor. Çocukları ziyarete geliyorlar, torunları geliyorlar. Buradaki imkanlar sayesinde pandemi sürecinde özellikle sıkıntı yaşayan, görüşemeyen, gelemeyen aile bireyleri için görüşmeler sağlandı. İşte tabletler üzerinden görüşmeler sağlanıyor. Torun sevgisi tatmış insanlar daha çok torunlarını özlüyorlar. En çok bunlardan bahsediyorlar. Onun dışında tabii ki evlerindeki o düzeni özlüyorlar. Yani işte bahçelerini, bağlarını, evlerindeki bir eşyayı, bunları özlüyorlar. Terk edilmiş hisseden yaşlılarımız çocuklarıyla görüşmüyorlar. Görüşmeyenler de var, telefonlara çıkmayanlar var. Buraya hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmeyen ve izne gitmeyen birçok yaşlımız var. Tabii ki de onlar içlerinde yara bu durum. O yüzden bazıları, bu şekilde gelmiş olanlar isyankar davranabiliyorlar. Aslında onlarla iletişim de zor oluyor biraz daha. Mesela onlar bu şekilde terk edilmişlik duygusuyla gelen yaşlılar daha zor adapte oluyorlar kuruluşa. Daha güvensiz oluyorlar. Yani bizlere güvenmekte daha çok zorlanıyorlar. Çünkü onlar en sevdiklerinden bir kere darbe yediler. Bu yüzden bizlere daha temkinli yaklaşıyorlar, ya da diğer bütün çalışanlara. Ortada kaldım ya da işte terk edildiğim gibi düşünmemeleri gerekiyor. Bu algı da zaten biraz kırılmış durumda. Burada kalmak isteyen, yaşamak isteyen herkesi de bekliyoruz. Hiç çocuğu olmayan yaşlılarımız var. Evlenmemişler. Anneyi babayı kaybedince huzur evine gelmişler ve kalıyorlar. Onların buraya adapte olmaları daha kolay oluyor.
Aleyküm teyzem. Aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür dostum. Sizleri gördük daha iyi oldu. Allah razı olsun. Seni bir tanıyalım. Adını, soyadını. Adım soyadım Gülden Alagoz. Kaç yaşındayız? 70. 70'im. Evet. Kaç yıl oldu buraya geleli? 4 ay olacak. 4 ay oldu. Nereden evet. geldiniz? Boğaziyen. Deveci Pınar. Kader buraymış, buraya geldik. Ne yapak? Çocukluğunuzda neler yapardınız? Biraz bellik yapardık. Kaç kardeşiniz var? Ben 5 tane kardeş, bir bacıydım. Kardeşlerimin hepsi de öldü, bir ben kaldım. Allah rahmet eylesin. Allah sana razı olsun. Çoluk çocuk var mı? Var, bir çoğulum, bir kızım var. Evet, onlar neredeler? Kayseri'de çalışıyor, biri köyde. Onların yanında niye kalmadın teyzeciğim? Onlar da işte kendi hallerinde ne olacak? Ev yok, var yok. Çalıştı, ancak kendini geçindiriyor, kira. Sen kendin mi istedin buraya gelmeyi? Ben kendim istedim. Ortancı oğlumla çekiştik. Ben de doğuştum, geldim buraya. Kavga ettiniz. Evet, ben de kızdım, geldim. Kırıldın. Evet. Ne yapayım? Üzülüyor musun? Üzülme gelin de mi? Ne yapacaksın işte, mecbur, kader buraymış. Amca ne zaman rahmetli mi oldu, ayrıldınız mı? Yok, öldü. Öldü mü? Öldü. Kaç yıl evli kaldınız? Vallahi öleli 16 sene oldu işte. Evet. 13 yaşında olduydum işte gelin. Ana yok, baba yok, kardeş karşının yanında. İdare ettik bu zamanca işte, ne yapak? Resbelliğine, şundan şundan. Herif hastaydı, ırtlak kanseriydi. Vefat edince biz de böyle rezil olmaya gayl olduk işte, ne yapak? Yani üzülüyorsun tabii. Elimizde de elbet üzülüyorlar. Torunlar var mı? Var. Kaç tane? 12 tane torunum var. Onlar arayıp soruyor mu? Onlar arayıp sormaz. Biri oğlum arar. Küçük arar. Öteler hiç aramaz. Bir de kızım arar. Diğerleri aramaz. Yani. Aramaz. Zaten ortancılığıyla tartıştık. Aramız açık. Büyük de sen bizi takmadın, gittin deyin, öyle kırıldı. Evet. Ne yapacaksın işte? Kader buraymış, buraya geldik. Çok şükür burayı daha iyi ki vermiş Allah. Memnunsun burada. Memnunum, ne yapayım? Mecburum. Dışarıdaki hayatı özlüyor mu teyze? Özlüyor ama ne yapak? El tutmuyor, ayak tutmuyor, pişiremiyor, kurtaramıyor. Burada pişiriyorlar, kurtarıyorlar. Ellerine sağlık, kızlar iyice hizmet ediyor. Müdürlerimiz de iyi şükür. İstediğimizi alıyorlar. Kaç yaşında evlendiniz teyze? Vallahi benim evlendiğimi ne diyeceğim sorma. Benim hayatım sorarsan tek gider nerelere. Anlat anlat. Çevre bir sohbeti. Kardeş karşının yanındaydık. Anamız öldü, babamız öldü, kimsemiz yoktu. Onda 14 yaşında verdiler. Çocukken? He. Aklımız gitmiyor, beynimiz kalmıyordu. İşte bu hale geldik. Ne yapalım? Ya evliliğin ne olduğunu da bilmiyordum. Bilmedik, ne bileceğim, bilemem ki işte. Başına ne geleceğini, ne olacağını bilemedin işte, ne yapacağım? Amca iyi davrandı mı size? Amcanın daha bir tane sopasını yemedim. Allah razı olsun, yattığı iller nur olsun. Ama evlatların bazıları hayırsız. Ne yapacaksın işte, oluyor. Her evde bir tane çıkıyor. Allah bin kere razı olsun. Sizlerden de, müdürlerimizden de. Kızlar iyi, evlatlarımız bakmıyor vallahi onların baktığını. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu çok var böyle örnekler. Annesine babasına bakmayan, imkanı olup da bakmayan, huzurevine. Vallahi imkanları da yok. Şimdi açıkça konuşulacağız. Sizin herkes demiyorum. Başka anneler, babaların için. Onları da ne yapayım işte. Onlar da zar buraya iyi mi buluyor, iyi mi buluyor bilemem. Evet. Şimdi rahatlık. Şimdi yalan söylemeyi kulağıma. Her şeyimiz elimizde. Yalan dünya diye boşa dememişler. Evet. Öyle işte. Ne yapayım? Başa gelen çekiliyor. Sen çok üzülüyor musun teyze? Pek de üzülmüyorum. Ne yapayım? Başa gelen çekiliyor işte dediğim gibi. Üzülsen eline ne geçecek ki? Üzül ağacı üzülebilir. Üzülün kadar üzül. Kimin kulağı duyar? Çocuklarınız götürse gider misiniz? Gitmem. Huzur olmadıktan sonra gitsem ne olur?
Ama özlüyorsunuz. Özlüyorum tabii. Allah acılarını göstermesin. Gene dişleri rast gelsin. Acısı zor. Kızımı kaybettim. Evet. 35 yaşında kızım öldü. 4 tane bebesi kaldı. Acı acı cinsten ne yapacağım? Her bir yandan gitti. 5 tane kardeş gitti. Bir ben kaldım. Kazadan mı öldü kızınız? Yok. Kimisi şekerden, kimisi kalpten. İşte. Her kırtlak kanseriyle öldü. Kızım da beyin kanamasından öldü. Hayat zor. Adım Doğan, soyadım Akyol. 3 senedir buradayım. Buraya ilk geldiğimde bypass geçirdim. Geldim, 5 tane damarım değişti. Ankara'da şey hastanesinde. Şehir hastanesinde. Yok, Gazi Üniversitesi'nde. Orada yeğenim var, profesör. O yardımcı oldu. Riski büyüktü, ameliyat oldum. %75 Allah kurtardı, kalktık işte. Geldik işte burada 15-20 gün aşağıda kaldım rehabilitasyonda. Daha sonra buraya geldim. 3 senede de buradayım. 1 senede yalnız karantinada kaldım şeyde, Çamlık'ta. Diyalize girdiğim için. Çocukluğunuza dönelim, oradan bir başlayalım. Biz çocukluk döneminden anlatmaya başlayalım. Nasıl geçti? Neleri hayal ediyordunuz, ne umdunuz, ne buldunuz? Ben Türkiye'de herkes hayal ettiğine ulaşamıyor. Mümkün değil bu. Bazen tesadüfler oluyor. Benim de öyle oldu işte. Dört kardeşlik bir tanemiz vefat etti 18 yaşında. Ben o zaman 16 yaşındaydım. Vefat etti. Sonra ben 16 yaşında İstanbul'a gittim. Tek başına. Tek başıma bir moda evinde çalıştım. Aşağı yukarı 5-6 ay falan orada çalıştım. Daha sonra Ankara'ya döndüm. Orada biraz bana uzak geldi. Geldim Ankara'da aşağı yukarı 5-6 sene Ankara'da çalıştım. Moda evlerinde falan. Daha sonra askere gittim. Askerde bir evlilik dönemimiz oldu. Evlendim. Askerken? Askerken. Nasıl oldu? Orayı bir anlattın. Şimdi askerde çarşıya falan çıkıyorduk. İşte bir arkadaş da bizi bir düğüne davet etti. Sonra düğünde bu eşimle tanıştık. Orada dansa falan kalktık. Tam istemeye gittiğimizde işler oldu. Biz gelirken trafik kazası geçirdim ben. Aşağı yukarı 40-45 gün hastanede yattım. Bana çok iyi baktılar. Yedirdiler, içirdiler. Ondan sonra aldılar. Hava değişimi oldu. Evlerine götürdüler. Hiçbir şey yoktu. Sadece bir isteme olayı olmuştu. Orada bana çok iyi bakınca artık bizim onlara yapacak bir şeyimiz yok iyilikten başka. Nikahımız oldu işte. Sonra işte askerliğimizi bitirdik. 5-6 sene askerde şeyde kaldım Eskişehir'de. Orada butik falan açtım. Biraz başarısız olunca İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittim işte Zeki Triko'yla başladım işe. 3-4 sene bir Zeki Triko'da çalıştım. Daha sonra Mavi Cins'e geçtim. Tam 21 sene orada müdürlük yaptım, imalat müdürlüğü. Daha sonra da işte gözlerim şekerden dolayı kapanınca işten ayrılmak zorunda kaldım. Psikolojim bozuldu. İşten ayrıldım. İzmir'e gittim. Çeşme'de kaldım. Antalya'da kaldım. Antalya'da bir ev aldım. Orada tek başıma kaldım bir müddet. Onu da yapamadım. Önce gözlerim şey yaptı. Gözlerim şey yapınca moralim bozuldu işte. Her şeyi farklı anladım.
İnsanlarla diyaloğum zayıfladı. Çok mülayim bir adamken fevri bir adam oldum. Daha sonra işte ayrıldım. Çok iyi bir işim vardı. Hemen hemen Türkiye'de belki 10 kişide yoktu öyle bir iş. Çok iyi de para alıyordum. Şimdi gözlerim kapanınca oradan ayrılmak. Bu yerlere tek gittiniz, ayrıldın mı teyzeden, işinizden? Ayrıldım. Ayrıldıydım. Kaç şifayen yıl? Ayrıydım. Yani tamamen ayrılmadım. Mahkemeliktik. Ayrılmıştım. Kaç yıllık evliyken ayrıldınız? 73'te evlendim. İşte 2005'te işten ayrıldım ben. Hesabını siz yapın. Kaç çocuk var? 4 çocuk var. Görüşüyor musunuz? Telefonda her gün görüşüyorum hepsiyle. Bir tanesi Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirdi. Kızım sanat tarih öğretmeni olacaktı. Olmadı. Okulu bitirdi. Devamını getirmedi. Oğlum tekstil, o da benim gibi tekstil okudu. Tekstilci, tekstil mühendisi oldu. O da iş bulamadı. Öyle kaldı. Küçük oğlum hava üzerine okudu. Hava mühendisi oldu. O da şu anda zaten bir sene oldu okulu bitireli. Şu anda o da boşta. En küçük deniz kaptanı çıkacak. O da şeyde İbn Sina Üniversitesi'nde. Yani çocuklarımın hepsini şu anda okutuyorum. Hepsini özel okullarda okudu. İmkanlarım biraz iyiydi. Çok iyiydi hastalanmadan önce. Tabi hastalandıktan sonra imkanlarım biraz kısıtlandı. Buralara kadar geldik. Onlarla olmak ister miydiniz? Çok. Çok isterim. Evlatlarımla, başka bir şey istemezdim. Zaten evlatlarım olsun yeter. Eğer şey olmasa telefonla dahi her gün görüşüyoruz. Affedersin, kusura bakmayın. Tek dayanam onlarla konuşmak, sohbet etmek işte telefonda. Telefonda olmasa tamamen bunalıma girerim. Her gün onlarla konuşuyoruz. Çok şeyleri paylaşıyoruz, sağ olsunlar. Peki onların birinin yanında kalma imkanı yok mu? Şimdi iş bulamadıkları için bunu şey yapamıyoruz. Çocuklarım iş bulamadı. Şu anda bana bakıyorlar. Ben burada kalıyorum, onlar da bana bakıyorlar. Benim paramla geçiniyorlar. Çünkü bulamadılar iş. Tekstil sektöründe çok iyi tanıdığım yerler vardı. Tabii ben işten ayrıldıktan sonra artık her şey bitmiş oldu. Çocuğum öyle iş bulamadı. Küçük çocuk da daha mezun olalı 2 sene oluyor. Pandemiden dolayı çocuk şey yapmadı, iş bulamadı. O da işsiz. Benim verdiğim paralarla geçiniyorlar. Evli olanlar var mı? Evli yok. Hiçbiri evlenmeyi istemedi. Tabii bizim anneyle benim şeyimden dolayı. En çok neyi özlüyorsunuz dışarıda, geçmişte? Şimdi geçmişim benim hocam çok parlaktı, çok iyiydi. Yani aşağı yukarı 27 sene, 6 sene bir yerde, 21'de bir yerde müdürlük yaptım. Çok parlak bir şeyim geçti. Ekonomim çok iyiydi, her şeyim çok iyiydi. Birdenbire havada uçarken aynen denize, çamura saplandım. Debelenip duruyorum işte. Sağlık sorunları yüzünden. Tabii, sağlık sorunum, her şey var bende, bütün hastalıklar. Yuvanın yıkılması bu tetikledi mi bu sizin sağlık sorununu? Bunu ben, yuvanın yıkılmasını eşim biraz farklı bir insandı. Ailemi kabul etmedi. Ailem İstanbul'a geldi, 3 ay kalmak falan istedi. O zaman ipler koptu. Tabii istediğin hemen de boşayamıyorsun. Annem babamı kabul etmeyince ben dedim benim annem babamı ailemi kabul etmeyen insanı ben de etmiyorum. O zaman ipler kopmuştu. Ondan sonra mahkemeye verdim. Tam 13 sene sürdü. Ayrılmak ayrılmadı. Daha sonra 3 sene devlet kendiliğinden boşuyor.
bu tür şeylerde. Ondan sonra boşandık ama ben de artık bitmiştim. Şimdi Doğan abi, ben kendi yaptığım röportajlarda da konuştuğum sizin gibi değerli büyüklerimizde çok teşekkür ederim. Görüyorum ki hep bu yuvanın yıkılması savrulmalara neden oluyor. Yani darmadağın oluyor, bir daha toparlanmıyor. Sizin bu noktada neler söylemek istersiniz? Şimdi hocam, bizim yuva zaten sağlam değildi. Ben burada büyük bir yanlış yaptım. Askerde evlendim. Tanımadan, etmeden sanki görücü usulüyle evlenmiş gibi olduk. Bir gün gördüm, ertesi güne hastanede açtım gözümü. Hastaneden beni aldılar, evlerine götürdüler. Aşağı yukarı 40-45 gün bana devamlı baktılar. Ben de onlara ihanet edemezdim. Böyle evlendik, nikah kıydık. Ondan sonra işte orada 5 yıl sene Eskişehir'de kaldım. Orada butik filan çalıştırdım. Orada da çok güzel bir işim olmuştu. Sonra devlete bir iş yaptım. 10 bin adet bir mal yapmıştım. Onu veremedim, elimde kalınca büyük zarar ettim. Ondan sonra bıraktım, İzmir'e, İstanbul'a gittim. Yani yuvamın yıkılması, eşim benim aileme karşı biraz farklı bakışı vardı. Biz köylü çocuğuyuz. Ben Yozgat'ın Divanlı köyü var, oradan yetişme bir insanım. Her şeyi kendim yaptım. Dışarıda özel okullarda okudum. Şey, özel diyorum, gece okullarında filan. İşte eşimle bir türlü yıldızım barışmadı. Sizce gelinler belli bir süreden sonra şeyi, eşinin ailesini istemiyor. Genel bu bir şey. Yani şimdi annem bize demişti ki, ben sana birkaç tane bilezik yapacağım kızım demişti. Biz evlenince buraya geldik. Onu yaptırmadı annem. Anneme düşman oldu. Olabilir. Ekonomileri zayıf bir insandı onlar. Yaptıracak güçleri yoktu. Ben bunları kaç defa söyledim. O da içine herhalde şey yaptı. Anneme babama karşı çok büyük soğuk davrandı. Hor gördü onları. Namazında, abdestinde insanlardı. Melek gibi insanlardı. Ekonomileri zayıftı. Onun için çocuklarım olduktan sonra boşayamadım da. O zamanla boşansaydım beni bu kadar uğraştırmazdı. Ben sonradan zengin olduktan sonra İstanbul'da şu anda 8 tane dairem var. 2 tane villam var. Biri yazlık, biri kışlık. Tabii bunları çalışmak da yaptım ben. Ayrılmak da istemedi. Çünkü her şeyi vardı, her şeyi. Babasında görmediği her şeyi ben de görmüştüm. Çok uğraştırdı beni. En sonunda hastalığa, yataklara düşürdükten sonra ayrıldık ama artık ben bitmiştim. Doğan abi, şüphesiz siz gün görmüş, aklı başında bir insansınız. Mutlaka severek evlendiniz, sevdiniz. Sevmediğiniz, sevilmediğinizi hissettiğiniz oldu mu teyzemle? Şimdi şöyle diyeyim, ben evlendiğimde ilk önce gençliğimin verdiği bir şey vardı. Gençlik işte, karşına birisi çıkıyor, bakıyorsun gözlerine, hemen ona ilgi duyuyorsun. Tabii o da sana duyuyor. Zaman geçtikçe bu bende 5-6 ay sürdü, ondan sonra işten geçmişti zaten, imzayı atmıştık. Yani daha doğrusu severek evlenmedim. Bir vefa duygusu. Bir, aynen öyle. Bir vefa. Çünkü bana çok iyi baktılar. Çok iyi baktılar. Hele o babası vardı. Dünyanın en iyi insanıydı. Şu anda gelsin yine ona her şeyi yaparım. Rahmetli oldular annesi babası. Annesinin babasının iyiliği için ben bunlara kötülük yapamadım. Yoksa ben de gençtim. Yani yapacaklarımı ben de yapardım. Gençlere bir tavsiyeleriniz vardır. Neler? Ben gençlere sadece şunu söylerim. Bazen anne baba diyor ki bizim söylediğimiz kızı alsınlar, şunu bunu. Tavsiyelerine uymalarını isterim. Çünkü evlendiğin insanın ailesi de önemli. Anne baba hiçbir zaman kötü gelin istemez veya kızlarını kötü bir yere vermek istemez. Ama gençler bunu anlayamıyor. Bazen kendi kafasının dibine gidiyor. Bunu yapmasınlar.
Çocuklarınıza bir mesajınız var mı Doğan abi? Çocuklarımın hepsini çok seviyorum. Hepsini. Hem de bana desinler ki şu vaziyette canını baba bize ver desinler, veririm. Allah razı olsun. Şu anda onlara aşağı yukarı 8-16 bin lira her ay para veriyorum. Geçmiş yaralarınıza merhem olmasa da huzurlu musunuz? Hiçbir şey burada, geçmişi silemez. Burada iyiyim. Arkadaşlar çok iyi bakıyorlar. Her şey yolunda. İyi yani. Ama tek burada şeyim, çok yalnızım. 3 senedir daha burada bir arkadaş edinemedim. Olmuyor. Bu hayata olan bir kırgınlıktan olabilir mi? Hocam bir de şöyle bir olarak, onlar farklı kategorinin insanları, ben farklı insanlarım. Onlarla yani bir araya gelip bir sohbet edecek bir şey bulamıyorum ben. Onlar kendi aralarında buluyorlar, konuşuyorlar. Şimdi, kötü insanlar değiller hiçbiri. Gelininizde dışarıda da çok güzel bir ortam, bakıcı vesaire olurdu. Ama yani burayı seçtiniz. Neden? Hocam hayır, ben daha önce şeyde kaldım, Fethiye'de kaldım. Bakıcım vardı, şoförüm vardı, hepsi vardı. Paramı çaldılar, ne bileyim yanlış yaptılar. Hizmetçim arkadaşımla beraber gitti, beni bıraktı. Benim evimde kalıyordu, arkadaşım misafirliğe gelmişti. Bunları da yaşadım ben. Yani ben size anlattığım zaman tamamen hayat hikayelerimi anlatmıyorum. Onun için burada daha iyi. Hiç olmazsa burada her şeyi veriyor. Yiyeceğim var, içeceğim var. Ne bileyim çocuklar çok iyi davranıyorlar. Hatta yıkıyorlar seni. Ne bileyim ben öbür taraflarda, benim bu zamana kadar eşim daha hiç şey yapmadı, bana yardımcı olmamıştı. Burada bu çocuklar hepsini yapıyorlar. Çok çok iyi çocuklar. Hepsi değerli. Bir de Anadolu olduğu için insanlara saygıları çok büyük.